İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Nahtamar Adası'ndaki Surphaç Kilisesi'nde 10. ayin gerçekleştirildi. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey komutanlığı ile istişarede bulundu. 1915'te ABD ve Fransa'nın 814 bin Ermeni çocuğu Türk esaretinden kurtardığını hatırlatmakta fayda var. Ararat Mirzoyan, Azerbaycan barış sürecini yok etmeyi ve güç kullanarak etnik temizliğe devam etmeyi amaçlamaktadır. Batı Ermenistan'ın Ayanis Kalesi'nde Urartu dönemine ait yeni buluntular ortaya çıktı. Artak Beklaryan, Zakar Keşişyan ile kültürel alanda işbirliği konularını görüştü. Batı Ermenistan'ın Yerzinka, Erzincan, Bardezimer, Bizim Bahçe bir tamzara dans çeşidi. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'nda bulunan Surphaç Kilisesi bu yıl 10. ayine ev sahipliği yaptı. Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup 46 din adamının ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Damatyan yönetti. Mumların yakıldığı, duaların edildiği ve ilahilerin okunduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, gazetecilere senelik ibadeti yapmak için İstanbul, Ermenistan Cumhuriyeti ve birçok ülkeden insanın bölgeye geldiğini söyledi. Batı Ermenistan bu kutsal etkinlik için inançlı Ermeni halkını tebrik ediyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Departmanlığından bildirildiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan 4 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti ve Savunma Ordusu'nun üst düzey komutanlığı ile resmi bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede savunma sektöründe yapılan çalışmalar ele alındı. Savunma Bakanı, Savunma Ordusu Komutanı Gamo Vartanyan, temas hattındaki operasyonel durum hakkında bir rapor sundu. Devlet Başkanı yapılması gerekenlere değindi ve ordu kurmaylarına bir dizi talimat verdi. Batı Ermenistan, Artsakh'ta devam eden süreçleri takip ederek gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Ancak bugün Artsakh'ta savaş sonrası durumu istikrara kavuşturmak ve insanları normal hayata döndürmek için her şeyin yapıldığı açıktır. 1920'de Gümrü şehrinde Batı Ermenistan'da ebeveynleri Türkler tarafından katledilen 20 binden fazla Ermeni yetimin bulunduğu dünyanın en büyük yetimhanesi vardı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir altın sikke ile Türk esaretinden kurtarıldı. 1915-1916 yılları arasında Amerikalı ve Fransız misyonerler 814 bin Ermeni çocuğu Türk esaretinden kurtardı ve onları dünyanın 70'ten fazla ülkesinde özel yetimhanelere yerleştirdi. Bunlar günümüzdeki Ermeni diasporasının büyük anne ve büyük babalarıdır. Gümrü yetimhanesinde 20 bin çocuk daha yerleştirildi ve yaklaşık 360 bin Ermeni çocuk Türk esaretinde kaldı. Bunları zorla Müslüman yaptılar, Türkçe isimler verildi ve Ermeni öz ailelerini hatırlamaları yasaklandı. Şimdi Türkiye'de resmi olarak Türk ve Kürt olarak kabul edilen birkaç milyon torunları var. Bunlar sözde kripto Ermenilerdir. Bu konu Türkiye'de yasaktır. Ancak modern teknolojiler Facebook, Instagram, TikTok, YouTube vesaire bu gerçeği tüm insanlığa iletmeyi mümkün kılmaktadır. Bugün arşiv fotoğraflarını ve belgelerini tüm dünyaya gösterme fırsatımız var. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brüksel toplantısına ilişkin bazı spekülasyonlara ilişkin şu yorumu yaptı. Azerbaycan'ın önerdiği 5 maddeye Ermeni tarafının bakış açısı değişmez. Daha önce de söylediğimiz gibi 2022'de Azerbaycan'ın 10 Mart'ta sunduğu tekliflerde bizim için kabul edilemez bir şey yok. Bu önerilerin Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan kapsamlı barış gündeminin tüm konularını ele almaması başka bir konu. Agit Minsk grubu eş başkan ülkelerine verdiğimiz yanıtla gündemi tamamladık ve dolayısıyla bu temelde barış görüşmelerinin devamına hazırız. Bu bakış açısını dinlememek veya dinlememeye çalışmak Ermeni tarafına Azerbaycan'ın barışı sağlama niyetinin samimiyetinden şüphe duymasına yol açıyor. Hatta müzakerelerin sürekli keyfi, gerçek dışı yorumlanması ve anlaşmaların uygulanmasından kaçınılması, Azerbaycan'ın barış sürecini bozmak ve etnik temizlik politikasını güç kullanarak sürdürmekte kararlı olduğunu düşünmemize izin veriyor.
Batı Ermenistan Brüksel sürecini yakından takip ediyor ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bu konuda defalarca tutumunu dile getirdi. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ilk kez Ararat Krallığı'na ait bir kraliyet çöplüğü keşfedildi. Çöplük alanındaki kazılarda Urartularda soylu kesimin kullandığı mühür, mühür baskısı, işlevini yitirmiş objeler, yazılı belgeler, kanca, seramik parçaları ile çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan kemiğine rastlandı. Van'ın Tuşba ilçesinde Urartu Kralı 2. Rus'a tarafından Van Gölü'ne Hakim Tepe'ye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde 34 yıldır süren kazı ve restorasyon çalışmalarında yaklaşık 2700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapıları ortaya çıkarıldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan, tüm Ulusal Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği Merkez Dairesi Başkanı ve Şuşi'nin Varanda Korosu'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Zakar Keşişan'ı makamında kabul etti. Artsakh Devlet Bakanlığı Departmanı'ndan bildirildiğine göre, Devlet Bakanı Beklaryan, Zakar Keşişan'ın Artsakh'ın kültürel yaşamını canlandırmaya ve yaygınlaştırmaya olan katkısını çok takdir etti ve bu bağlamda Şuşi'nin Varanda adlı çocuk ve gençlik devlet korosunun 30. yıl dönümüne adanan konser serisinin önemini vurguladı. Tamzara, kendine özgü 9-8 ritminde bir danstır. Ermeni platosunun çoğunda yaygındı. Köylerin ve kasabaların kendi yerel versiyonları vardı. Bazı uzmanlar dansın Sivas'ın kuzeydoğu bölgesindeki Tamzara köyünde ortaya çıktığını varsayıyorlar. Bazıları Tamzara'nın Batı Ermenilerinin milli dansı olduğunu söylüyor. Bardi Zumer, bahçemiz Batı Ermenistan'ın Erzincan yöresine ait bir Tamzara'dır. 9-8 ritmini kullanan birçok farklı Erzinka, Erzincan şarkısı ve dansı yabancılar tarafından basitçe Erzinka, Erzincan Tamzarası olarak adlandırılmıştır. Lakin bunlar Erzincan'da ayrı ayrı danslar olarak kabul edilmekte ve adımları her birine özgü melodi veya şarkıya göre uyarlanmıştır. Bu tamzara Detroit, Michigan, Fresno ve Kaliforniya'daki San Joaquin Vadisi'nde yerleşen Erzinka Erzincanlı göçmenler tarafından korunmuştur. Erzinka'nın geleneksel şarkılarının ve danslarının birçoğu 1950'lerde Lightning Records için Gayzak Guy Çukuryan tarafından kaydedilmiştir. Babası Rupen Çukuryan ise kayıtlarda ut ve keman çalmış ve şarkı sözlerini yazıp tercüme etmiştir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1846-1909 yılları arasında yaşamış Aşuk Civani'nin Sayat Nova topluluğu tarafından seslendirilen Ko Papakov adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.